Merhabalar yeniden Babil seferine. Aman Babil nereden çıktı? Hani Galbat seferine kaldığımız yerden devam. Babil'i aldım ya, direkt gözümün önünde o vardı. Babil kuşatıldı ama şu an onları bir şey yapalım, sallamalarını bekliyorum. Bu arada bu büyük ihtimalle son bölüm olacak. Yani öyle olup olmadığını zaten videonun başından görürsünüz. Çünkü rekor derecede az izleniyor bu seri. Yani çok izlensin derdinde değilim kanalda. Yine de birazcık benim o az düşük olan çıtamın bile biraz altında izleniyor. O yüzden bence sonlandırmanın vakti geldi ufaktan ama... Şu iç savaş sonlanmadan bitirmem herhalde. Bu bölümü iç savaş bitene kadar devam ettirmek. Bu sırada da herhalde muhtemelen Babil'in de işini bitirmek istiyorum. Bu arada Babil'in şuradaki şehrini bunlar kaptı. Sen sevgili dostum buraya yetişiyor musun? Maalesef yetişemiyor. Sen o zaman git şuraya bir şey yap. Bir zaferi. Ya alıversem mi ya? Biraz üşeniyorum bu savaşı vermeye. Ama bir tur beklesem direkt hiç kayıp vermeden alırım. Yok, kayıp vermeyeyim ya. Direkt saldırabilirim ama onu da yapmak istemiyorum. 10 tur oynayacağız çünkü bu bölüm. Biraz hızlı ilerlesin daha iyi. Okay, onunla orayı kuşatırıp önümüzdeki tur daha rahat alırım diye hesap ediyorum. Aşağıdaki ordu beklemede saldırıya uğrarsa... Duruma göre müdahale ederiz. Ki burayı aldıktan sonra büyük ihtimalle uğrayacak. Çünkü şehri kalmayacak diğer adamın. Otomatik sonuç verir mi vermez mi onu bilmiyorum. Burada ise ordu sayısını... Birim sayısını arttırmaya çalışmaya devam etmekteyim. Şöyle devam edelim. Savaş arabası binası gelişmek üzere. Savaş arabası değil de şurada süvari var bir tane, ondan yaparım önümüzdeki tur. Ya da özel birimlerden de yapabilirim. Ya ordunun güçlü olması mantıklı. Aa, bu arada bunu 5. seviyeye çıkarabiliyormuşum. Çok iyi olur aslında, biliyor musun? Şimdi bunu basarsam... O anı da tamamla dersem... yok, o biraz fazla pahalıya patlar bana. Neyse ama yapa dursun ya. Yine taşlarımı sağa sola harcamış oldum ama... Karakol yapmadığım yerlere karakol da yapayım. Şuraya bir infişinak lütfen. Şuraya bir bundan. Buraya bir bundan. Uf, 6 tur sürüyormuş. Neyse 26 turu var bunun daha ya. Yaparız. Aha dur, halletmem gereken bir bina vardı. Bir bina yıkmıştım. Tunç binasını galiba. Evet. Bunu bir tekrar yapmam lazım. Şu karakollardan birini sonra başlatayım o zaman. Neresiydi orası ya? Heh, bunlar. Şunu iptal et. İdu'daki şu binayı bir yapmam lazım. Oo, 4 tur sürüyormuş. Mantıklı olmadı o zaman onu yıkıp baştan yapmak. Ben bir turda falan halleder diye düşünüyordum bunu. 4 tur olacağını düşünmedim. 4 turda sorun değil de. Gereksiz masrafa girmiş olduk. Kraliyet fermanı. Ne araştırdım en son? %10 tunç geliri. Tam da binamı yıktığım zaman. Okay, şuradan devam edeyim. Menzil birimlerin muharebeden daha fazla tecrübe puanı kazanmasını sağlayan şu teknolojiyi araştırayım. Ama asıl amaç bu. Atalarımız bize hazırlığın önemini öğrettiği, onları bilgilerini ve kendi ferasetimizi kullanarak birliklerimize gıda, kıyafet, zırh ve silahtan mühimmata kadar her şeyden daha çok sunabiliriz. Bence de. Sen oradasın. Sen oradasın. Şuraya saldırıp direkt almak da... Sen seçenek de neyse ya. Sarayı eyleme. Bu %100 başarılı olacak zaten. Bu %0 o başarılı olamadı zaten. O halde bu adamdan biraz daha dedikodu yayalım bir. Karakol mu inşa edebiliyorum? Nasıl yani? Ha. Okey, bunu inşa edeyim o zaman. Ucuzmuş. Okay, şu ekstradan aldığım yetenek puanlarını alma durum gelmiş o zaman. Onu bir dağıtayım. Taş istemeyen inşaattan hayır gelir mi? Hadi gitsin ya. O zaman... Diplomasiye bakmanın bir iki turdur. True master of the arts. Şey var gibi durmuyor. Kontrol sana bakayım, o da yok. Hiç
Sargon aktif. Tamam. Bir iç savaş daha. Hitit savaş da başladı. Okey. Kuzeydeki bu arada savaş halinde olduğum Aturya güneye ufak ufak ordu indirmeye başladı. Ben de aşağıdaki fethini, Babil fethini artık bitirip kuzeye odaklansam iyi olur. Yani diğer küçük ıvır zıvır fraksiyonları da almak isterdim arada ama onları biraz ertelemem gerçek galiba. Şu an kuzeydeki fraksiyon biraz güçlü. Orada bir tane ya da iki tane ordu yaparak biraz zor olabilir ya. Fraksiyon liderimin desteğine ihtiyacım var orada. Şimdi bu kardeşlerimiz 3. seviye ağ suratlısı. Okçu olmalarını tercih ederdim. O yüzden şunları mı bassam? Tetiklemek de önemli bir şey çünkü. Tamam bir tane bir dakika. Şu 6. seviye var. Tamam ondan basmayacağım o zaman. Şunu kullanırım. İki tane daha yakın dövüş, sağlam yakın dövüş piyadesi var. Onları da alabilirim. Altınım yetiyor değil mi? Yetiyor. Bakın masrafları biraz eksiye düşürebilir ama çok da fark etmez. Dolayısıyla orada iki tane daha şeyim olacaksa yakın dövüş bir adam. İki tane daha bundan olsun. Şunlardan olsun. Atlı alayım mı bir tane? Şu olunca atlıya ihtiyacım kalmayabilir ama. Böyle iyi ya. Böyle iyi. Devam etsen üretmeye. Sonraki tur şuraya gelirim. Orada üretmeye devam ederim. Sonra Kahat'a saldırmaya çalışırım. Bakalım. Ninurta. Artık şuraya saldırabilirsin ama sen şurayı bir kuşattan sonra. Rahat bir otomatik sonuç oldu böylece. Bir tur kaybetmiş oldum ama. Tembellik büyük bir güç sonuçta. Bir maksat yerine getirdim öyleyse değil mi? Yes, taş ve altın aldım oradan. Güzel. Bunu önümüzdeki tur bir maksat daha seçebiliyorum. 32 karakol var. 40'a çok da kalmadı. Yurta sen şuraya geçince bir dakika. Muharebe yağması yakın savunma ve ikmal veriyor. Buraya geçince bunların üzerine yorgunluk. 1-2 mazaltımı bir de korumalar için karkanları kaldırın özelliği. Güzel. Şimdi o zaman Dicle'ye indirir, kuzeye götürürüm bunu. Şurada bir yerden de indirir. Fethiye'ye başlarım. Burada işte asıl sıkıntı aşağısı. Buradaki ordu... Ha, onlar zayiat yaşamaya başladı. Ne yapacağı önemli ya. Senlik bir durum kalmadı gibi. Öndeki Babil'in şeyini başka bir fraksiyon almıştı. Burada alınmayı bekleyen küçük bir yer bir şey yok. Tamam sana veda edelim o zaman. Yere ilahlarda genel adayabiliyorum. Adayacağım genelde Marduk olacak tabii ki. Marduk dışındaki bir tanrıya adamak. Biraz üzücü ama yapacak bir şey yok. Onu adadım diye burada otosonuçta değişen bir şey var mı bu arada? Pyrrhus zaferi diyor. Yani zafer diyor da işte o benden daha az hasar alıyor. Tekrar saldırırsa sıkıntı. Tanjap devam ediyor. Bundan ne isteyebilirim? Seçkin savaşçı isteyebilirim. Müşteri çalabilirim. Görevden alabilirim. Suikast düzenle. %95 şans. İyiymiş ya. Hadi bunu yap bakalım ya. Meşruiyetim artsın biraz daha. Meşruiyet demişken 400'e ulaştım. Nice. Şimdi ikmali ve çatışma kabiliyetlerini yükseltme. Evet. Yani binaları doğrudan en üst seviyeye üretme. Gerçekten çok güçlü bir özellik bir yandan. Altı turluk bir bekleme süresi var.
11 turda bir 4 yetkinlik puanı da güzel. Bak ama şu ikisi en güzeli. Şunun 4. seviyede kalmasının mahsuru yok galiba ya. Ben şu Angarya iş gücünü seçeceğim. Çok kullanmadığım bir özellik biliyorum ama. Bir tane daha bakmam lazım. Nick. Şunu al buraya. Şunu al. Tamam dur. Hasarlı bina mı? Nerede abi? Ne oldu ya? Bir felaket mi başımıza geldi? Ani seller gerçekleşmiş. Üf, bir sürü tamir yapmamız lazım şimdi. Bazısı da bayağı şey istiyormuş ya. Taş istiyormuş. Şika. Uruk da var. Sadece benim başıma gelmemiş. Diğerlerinin de başına gelmiş ama belli ki. Bir de burada var. Ha, şuraya da bir şey yapmamışız. Onu da yapalım. Ha, burası yeni aldığım yer sahi. Yerli kışlası varmış. Güzel kalsın. Bir garnizon binası kuralım ertelemeden. Sonra... ulu tapınak varmış. Nice. Bu nedir? Gıda geliri. Bunu da yap. Büyük bir gelir o. Şöyle bir bakıyorum. Sanıyorum bir tane de tapınak yapmak güzel olabilir. Ya da şunların sayısını arttırabiliyordum ya. Nasıl arttırıyordum ya bunların sayısını ben? Bir dakika. Unuttum yine. Büyük Sargon'dan mı? Evet şurada şunun seviyesini maksimuma çıkarıncaydı değil mi? Yok. Yapı ustasının da değil. Denetçinin gördüğümü hatırlıyorum ya. Ha 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 evet inşaat sınırını arttın. Tamam yapı ustası. Şu an aslında bir değil iki tane yücelik anıtı kurabilirim. Bir tane bile yok elimde de. Toplamda 4 tane kurabilirim bunlar sayesinde. Bu slotların bir tanesini ona mı bırakmak lazım acaba o zaman? Şınak ne alemde? Ha, onun gidecek daha yolu var aslında ama. Tapınak falan kuruyorum ya. Şu yücelik anıtına veririm ben bu slotu. Bu yücelik anıtı için şu an ne gerekiyor? 4000 altın, 4000 taş. Taş hallederiz. İş gücünü hallederiz de. 4000 altın biraz zor. O kadar zengin değilim altın açısından. Ama dursun bakalım şimdilik. How long will the world last? Hasarlı karakolumuz varmış. Onu tahmin edemiyoruz. Rapinisyan mı? Nerede? Rapikuda mı? O zaman. Son 7 ne abi? Tahribat, vergiler. Yani sel bastığı için işte. Yani Ninurta'yı oraya bir götürmek gerekebilir o zaman. Ben onu tamir etmemişim. Ne oluyor ya? Ninurta 2 tane puan kazandık buradan. Ninurta'ya verelim tabii ki. Burada bir şey daha açıldı. 11 olduğu için şu. Bu nedir? Altın geliri. 50 ne ya? Sonuç binası yapılmakta. Bir maksatı önümüzdeki tur seçeceğim. Devam o zaman. İfşa mı oldu? Bununla Elam Kralı'yla ne yapıyordum ben ya? Neyse tamam iptal edelim. Olmadı baştan yaparız. Bir bakayım. Ha, bundan ha, meşrutiyet çalmaya çalışıyordum. Tamam şimdi hatırladım. Tamam tekrar başlatalım aynısını o zaman. Bir dakika bu ne? Ha. Seviyede kumaslar daha güçlü. Peki. Sekte bulun. Sonlandır. Entrikası. Sonlandır. Entrikası ne ya?
Turun sonuna kadar. Bedelsiz. Kumpas sonlandırmak falandır muhtemelen. Bir deneyelim bakalım. Assyria should keep it together. Sonlandır ne demek? Kime karşı kullanabiliyorum o söz konusu sonlandır kumpasını kardeş? Hadi kullanırız ama tamam. Yani bedava sonlandır kumpası verdi bana. Ve onu kullanamıyorum her ne ise o. Bazı şeyler çok gizemli ya. Ha yo bir dakika bu ne? Saray elemi. İtibarını Sarsa aleyhine yürüttünüz. Elam kralı kumpasını durdurdunuz. İtibarını sarsmasını durdurdum. Ha sonlandır. Size falan bir kumpasla sonlandır kullanamazsınız. Ha tam sonlandır buymuş. Bunların hiçbirini de kullanamıyorum çünkü beni hedef alıyorlar. Tamam zaten önemli değil zaten %0 ihtimal. Tamam şimdi açıklığa kavuştu her şey. Okey Ninurta. Şurada isyan çıktı mı? Çıktı. Burada durum ne? Yes yes. Bizim orada zayiat görmeye başladı. Onlardan da çok daha azı görüyor o zayiatı. Tamam. Ninurta o zaman senin kuzeye çıkma projen birazcık ertelenmek durumunda. Şuradan bir suya iniyorsun sen. Ardından marş vaziyetinde şuraya geliyorsun. Şu Babil'in kalan zımbırtılarını bir halledelim böylece. Abi hala adam ölüyor ya. Koskoca Ninurta geliyor desteğe hala adam öldürüyorsun. Ha oğlum artık. Böylece Babil'in sonu gelmiştir. Şunu al ya. Altın altın veriyor o kadar. Babil yok oldu değil mi? Yes. Fraksiyon getirdim Babil. Güzel. Şimdi sen öyleyse. Burada arabileceğin güzel yerli birimler varmış. Tamam. Senin zaten yürümen bitti. Önümüzdeki tur. Önümüzdeki tur nasıl yaparım? Sanıyorum Fırat'a inip şuraya çıkartma yapmak mantıklı olabilir. Şuradan şununla saldırırım. Diğer o Mardu'nun ordusuyla şu isyanı bastırır yine oradan devam ederim ama Dicle tarafından bir saldırı yersem sıkıntı olabilir ama yemem herhalde ya. Görünmüyor şu an bir şey. Sen biraz yaklaş öncelikle. Keşke bir birim bassaydım ve şuraya götürseyim. Şimdi senin iki tane daha şey gelecek. Şu an 5, 6, 7 olacak. 3, 6, 7 eşit durumdalar yani. Okçularla yakın dövüş bir yerleri. Şu an 13 kişi, 14, 15 olacak. Bir tane bunu alacağım. 16 olacak. 4 kişi daha alabilirim. O 4 kişi de 1, 2, 3, 4 olacak. Hayır. Şöyle olacak. Bir tane de yalandan bir eleman alacağız sana. Dur öyle yapma pardon. Bunu önceki tur alsaydım işte sonraki tur direkt Kaht'a saldırabilirdim. Şurayı kapatıp. Orayı kapatmam şart çünkü oradan çok fazla asker geliyor. Şu an bunun yürüyüşü orayı kapatmaya yetmeyecek ama. Bir tur kaybetmiş olduğunu yaptı. Öyle bir şey yaptığım için. Okey sen orada beklemedesin. 17 kişi mi var sana? Birazcık daha eli yüzü düzgün bir ordu verelim. Senin çok okçuya ihtiyacın var. Şu dördüncü seviye okçular mantıklı mesela. Hasarlı bina. Üf, bir de buralara tamirata bir sürü taş vereceğiz şimdi.
taş kaldı. 39, bir karakola daha ihtiyacım var. En azından bir tanesinin daha inşaatına başlayayım da. 6 dur. Daha kısa sürem var mı ya? Ona bir bakayım. Sebebini anlayamadım ama bazı yerlerde daha kısa sürüyor. İnşişinak şuraya olur. Onarırız yakında. Mari'de de misyon çıkıyor. Çok uzamda. Hallederiz bir şekilde. Ne diyelim? Şu an oraya müdahale etmesi zor. Bizim karakterler kuzeye gidince artık bir şekilde müdahale ettirmeye çalışırım diyeyim. Umarım daha güzel bir kalkan vereceğim. Yes, direniş kalkanı. İnşaatlara çok bakmama gerek yok. Taşım yok çünkü. Karakollar, yakın isyan, bir tane yetenek puanı var. Şarj almamış. Onu da şuna ver tabii ki. Ya, bu kadar yüksek ikmal oranı sahip olmak gerçekten faydalı. Buralarda ilginç bir şeyler. Böyle vasal olmak isteyen falan varmış aslında da. Fethetmeyi tercih ederim. Onların da zamanı gelir. Büyük Sargon'da şunu seçebiliyorum. Ben yakın zamanda ne fethedeceğim diye bir bakayım. Belki ona göre seçmem gerekir. Kendi şehrimi kaybettim. Harita yanılmış çünkü o yüzden kaybedip duruyorum. Burada bir gıda üreten alacağım. Bir tane tunç üreten alacağım. Yakın zamanda diye umut ve tahmin ediyorum. Mesela 22 yerleşim yeri, 4 tane daha yerleşim yeri. Şunu da alacağım. Şu ikisi daha kolay da. Altın ödülü çok çekici. Yok. Daha fazla sayıda şey yapmak istiyorum ben. Şu daha hızlı sürecek. Daha hızlı olacak, pardon. Bu arada bizim çocuk ne oldu? Çocuklar. Oha, iyi çalışmış bizimkiler. Sen kaç yaşındasın? 6 mı? Daha o kadar çok yıl geçmemiş demek ki. Bir kız çocuğu 4 yaşında, bir erkek çocuğu 2 yaşında, bir erkek çocuğu daha yeni doğmuş. Elinize sağlık. Okey. Direkt yerine getirmiş oldum bile. Ve okey, karakollar da tamam. Buradan da ekstra gıda ve zafer noktası kazandım. Büyük maksadı yerine getirdiğim için. Eğitim seviyesi değişmiş peki. Zafer hedeflerinde 40 olduk. Vay be. Bayağı hızlı ilerliyoruz aslında o bakımdan da. Yalnız bu iç savaşın neden 10 tur tekrar oldu diye diyecektim. Ekurma'yla da savaşa girmişiz çünkü. Ekurma kim? The future belongs to us. Sizinle nasıl yapalım şimdi? Alması zor değil de işte bir tane ordu göndermek lazım yine de. Orada hiç savaş bitene kadar oynayamayacağım o zaman bu durumda ya. 10 tur biraz fazla geldi şu an. Biraz daha devam edeyim ama bakalım. Seni mi oraya göndersek? Yani oraya birini göndermek de... Şuradan gitmek mantıklı olabilir. Burada da askeri bina var. Tamam, oradan güzel bir şeyler yapabilirsin kendin aslında.
and steady. Tamam, yürü bakalım oraya. Marching time, soldiers. No. Move out, soldiers. Okay, güzel. Seninle ne yapalım şimdi yumurtacığım? Seninle direkt öncelikle şu isyanı bir bastıralım. A fight. Yes. Senin de ordunun kalitesini biraz arttırmak lazım bu arada. Öldüremedim mi ya? Gerçekten mi? The strong live, the weak die. Yetmiyor yürümesi de. Bekle orada var. Ne diyeyim? Put banners on the walls. Marching order. Which is the highest tower? İsyanlar zaman kaybettiriyor ama yani yapabileceğim de bir şey yok orada. Şurada yeni aldığım ordu saldırmaya hazır da. Şu orayı kapatmaya hazır değil. O yüzden öncelikle sen biraz yaklaşıyorsun. Sen de şurada bir yerde. Bekle en iyisi. Biber birimlerden alacağım. Son 3 tane birim sayısını ona bekletmek istiyorum. Sen takız anlaşmaları, sutu emar. Hadi bunları tazeleyelim. O tarafa şimdi dik bulaşma niyetim yok. Go on. Make your... So we agree. Here, saraydan olmuş. Şantaj yap, başarılı here, olmuş. Tamam. Senden nasıl bir istekte bulunabiliriz? Zimmetine geçir. Bastım. I can certainly do that, Assyrian. Zimmetine geçir, kullanamıyorum. Neden? Asur kralı mevkisine karşı kullanamazsın. Neden? Şuna karşı kullanayım. Ha, tamam, şimdi oldu. Tamam, oradan bir 700 altın kazanırız o zaman. Güzel, faydalı oldu bu. Rayet fermanı. Şunu da araştırdık. Sonunda şu tarafa doğru geldik. Artı %20 mühimmat bütün menzil birimler için gerçekten ciddi fark yaratır. Karakollara artık öncelik vermeme gerek yok. Binalara bakınabilirim. Buralar için biraz iş gücü olması işime gelir. Hani Galvat bir dursun o yüzden. Babil. Şurayı bir 4. seviyeye çıkaralım. Burada kalsın onlar. Odun sıkıntısı yaşamıyorum. Bir de upgrade'leri çok fazla şey istiyor malum. Taş istiyor. Hadi 3. seviyeye çıkarabilirim. Burada artık herhalde biraz bekleyebilirim. Zaten önümüzdeki tura kadar beklesem yeterli. Şunu yapmaya başlayabileceğim. Burada ise daha fazla gıdaya hayır denmez. Sounds important. Maruluk, şuradan devam ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Ya buna da aslında şey versen fena olmayacak gibi. İkmal versen fena olmayacak gibi. Zaharın neresinden dönersek kardır. Sargon diyorduk. Şu an seçemiyorum yeni bir tane. Hareket yuvası maksat tür sırası. Okey. 3 binası yapılmaktaydı değil mi? Evet. Önümüzdeki tur maksat da yerine getirilmiş olacak. Yes. Bu da yerine getirilmiş oldu. Yeni şey seçebiliyor muyum? Şu an değil. Tamamdır. Maksatlara sonra bakarız. Yalnız ben bu kuzeydeki fraksiyona saldırıya geçemeden önce o benim topraklarıma girdi. Ona bir müdahale etmem gerekecek maalesef. Hem de ona bu adam yetişemiyor. Maalesef bu adam da yetişemiyor. Şuradan hatta bir ordu daha geliyor. Direkt şuraya saldırabilecek pozisyonda. Yani dünyanın sonu olmaz ama saldırmamasını tercih ederim tabii. Üzerime çekmeye çalışacağım.
Şu yapmayı planladığım 3 tane tipi bir yapayım. Okey, okey. Kaynak bakımından idare ediyoruz. Su vaziyetine gir bakayım. Yürümen nereye kadar? Bayağı ilerliyor. Tamam, şuralarda bir yerde pusuya yatabilirim o zaman. Buraya gelmek yerine tabii ki direkt oraya saldırmayı da tercih edebilir. Umarım öyle yapmaz. Ne diyelim. Ninurta buradaki isyanı bir türlü tam olarak bastıramadı. Git şunu bir hallet. Bir sürü yürümeye mal oldu bu da bana. You are the pride of Asteria warriors. Şuraya hasar mı verdin? Yok, vermemiş. Dua et o zaman orada duraya kadar gelmişken. Şurada bir isyan daha çıkıyordu. O isyanı da o tarafa doğru giderken bastırabileceğiz sanırım. Okey. İn tekrar suya. Yoluna devam et direkt. Maç vaziyetinin de mahsuru yok. Maruduk. Sen şu şehre bir gir öncelikle. Kaç tane geçişim yeri var burada? 2 mi? Dediğim gibi senin birazcık okçuya ihtiyacın var. Okçuların tunç bakım masrafının olması da birazcık nahoş olabilir. Tunç zengini var mı aramızda? İşgalciler var sadece, yok pek. Tamam, sana 2 tane ondan yetsin o zaman. Yani düz okçulardan bas biraz da. Gıdayı hallederiz bir şekilde de Tunç'un sağ solu belli olmaz. Sonra bir anlaşmayı da tazeleyelim. Saray eylemi şu dedeye karşı zimmetine geçir uyguluyorum değil mi? %100 yapayım mı onu? Yapayım ya, 83 belli olmaz şimdi. Hanigalbat'ta 5 tane boşta duran iş gücü var. Şu okçu atlıları kullanmayı istiyordum zaten. Ezelden beridir. Yap ya, yap. Burada iş gücü artışını biraz da arttırmak mantıklı. İş binasının upgrade'i iyidir. Taş kalmadı elimizde ki. Şöyle yap bari. Bundan sonra onarırız artık. Yes, yes. Geliyor muydu? Şehre gitti be. Yapacak bir şey yok. Yeni bir maksat. 4000 gıda geliri şu an çok eksideyiz. O imkansız. Yetiştirme türü bina inşa edin. Yani şu an inşa ettiklerim sayılıyor mu? 8 muharebe kazanırız. 8 muharebe kazanırız ya. Tamam, bu gelsin. Hem de sen hala 2 tane şeyimiz var. Şu tırtolardan bir kurtulmak istiyorum komple ben. Yine normal okçulardan 2 tane bas. Burası böyle. Ninurta, sen şuradaki isyancılara ulaşabiliyor musun? Düz yürüme vaziyetinde. Ulaşıyor da. Yine aynı senaryo olacağı için şurada beklemeyi tercih ederim ben. Bunu yapınca acaba kontrol falan düşüyor mu? Onu da bir deneyeyim. Stay on the shore. Bakayım. Baskın, vergiler, boş duran. Bir şey olmuyor gibi. Neyse. Önümüzdeki tuşunu bastırır. Kuzeye doğru yolculuğumuza devam ederiz. Burayı talan ettiler. Şimdi
Arkadaş zaten tırt bir ordu. Hasarlı da hiçbir şey değil. Bu ordu da tırt ötesiymiş. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen şuraya geliyorsun. Normal yürüyüş vaziyetinde geliyorsun. Sen bunun kuzeyine çıkıyorsun. Çünkü şuradan saldırırsam geri çekilir ve şunun yanına çekilme ihtimali var. Muhtemelen fazla uzak, oraya kadar gidemez ama yine de ne olur ne olmaz. Kuzeye geliyorsun. Kuzeyden saldırıyorsun. Oraya doğru geri çekiliyor. Sen şuraya kadar geliyorsun. Sen saldırıyorsun onu. Küt diye alıyoruz. İşkence onlarının biri böylece gider. Diğerine yetişiyor musun? Ah be, ah be, çok az farkla. Tamam o zaman, yapacak bir şey yok. Gel şuraya, pusu vaziyetine %70'miş zaten. Sen de gel orada, yemlik görevini gör. Orayı da bir ara tekrar inşa ederiz. Burası 5. seviyeye çıktı. Şunu yapmak isterim dediğim gibi ama onun altın maliyeti birazcık fazla. Müşteri durumda. Vallahi bayağı yaklaşıyorlar ya. Birazcık dayak yemeleri lazım bunların. Herkes o şekilde sarayı elemiyor. Şimdi metine geçiyor. Kullanılıyor. %86. Şimdi yine ben bir saygınlık elde edeyim biraz. Orası tehlike altında. Oraya şimdilik bulaşmayayım. Elimdeki 1200 taş ile şöyle şunu yapayım. Ninurta. Ninurta zaten maksimumda aslında ama evet, şimdilik oraya bir şey harcamaya gerek yok. Bu dursun, onlar dursun. Hı-hı. Hep odun binaları. Mari upgrade edebilirim ama mesela, gayet güzel. Bir de burayı upgrade edebilirim tabi. Hatta bir de balıkçı rıhtımı yaparım. Aklıma gelmişken oraya bunu yapmayacaktım da, inşaatı iptal et, şunu yapacaktım. Heh, nihayet aklıma bir şey geldi. Eşitiyet, mutluluk, nüfus. Güzel. Oradan bir de şuraya yapmam gereken güzel bir bina var. Ha, burada da şu var. Hatta iki tane varmış yani bu durumda. İş gücü birikmesi lazım. İnsanın kalsın. Karakol olmayan yerler var hala. Oraları da dolduralım. Olsun. Şurayı tamir edemedik yine değil mi? Neyse, sonraki tur inşallah unutmam. I fight for Hati. I take care of problems. Okay. İfşa oldu. Tamam. Mukaddes Mezopotamya. O bir dakika ya. Fethettiğim topraklar mukaddes Mezopotamya toprağı mı acaba? Tunç binası inşa ediyorum yalnız. Tamam, bu kesin. Şu an inşa etmekteyim zaten. Tamam. Nurtan'ın yerini şey yaptılar. Kuşattılar. Al o yer. Şurayı bir alalım. Yine öldüremedi. Yine yürüme harcamak zorundayım oraya uğramak için. Okey, bunlar da böyle. Oradaki isyanı bastırmış olduk böylece. Hazır buradayken şuralara da uğramadan geçmeyelim. O bakım masrafı, şu hareket şeyi. Marş vaziyetine gir, şuraya doğru. Ha, yine bakım basmamış. Tamam, gerek yok ona. Şuradan denize in.
Scrub the decks. Nereden çıkmak mantıklı? Şuradan çıkmak çok mantıklı değil. Orası yıkık zaten. Şuradan devam et ya. En mantıklısı olacak. Tamam dur. Buradaki pusu maalesef tespit edildi. O arkadaşlar da kuzeye çıktı. Yakalayamıyorum buralar. Yapın olmadığı için. Yine pusuyu denemek zorundayız o zaman. Reset off now. The finest hour. A new journey. Fethiye daha başlayamadık ama en azından topraklarımızı savunur durumdayız. Şöyle de bir tane infüzyon aklıntı yap. What will fate bring? Seni oradaki zibidilerin üstüne salmak isterim. Ama yanında birini daha götürmen lazım. Ordun yeterince de iyi değil ya. Evet, biraz kendini toparlaması lazım bu ordunun ya. Birinci seviyelerde en azından kurtulması lazım. Dur daha bekle. Tunç gideri olsa da şundan iki tane al sen yine de. Kraliyet fermanı. Heh, şu teknoloji araştırıldı nihayet. Burada ne var başka? Tunç gelirimi arttıran. Şu an buna ihtiyacım var gayet aslında. Hani kadar tunç gelirim fazla olmasa da. Hani olduğu kadar. Arttırırız belki bir gün. 8 mavi'nin işini kazandık. Tunç binası inşa edilmekteydi galiba. Evet, bir tur sonra da tamamlanacak. Bir şey daha seçebiliyorum. Seçelim. Gıda binası. Altın bölgesi. Eyalet başkenti. İşte keşke küçültebilsek şimdi mesela. Altın üretmeye adamış bir bölge var mı yakınlarda acaba? Hiç dikkat etmedim ki kuzeyi. Bunu yapacağım ya yakında. Bakayım. Evet, pek altın yokmuş. 2-10 seçmemişim. Şöyle saray elemi. Welcome to my court. My ward is low here. Senden biraz seçkin savaşçı rica edeyim ben ya, evet. I can certainly do that, Assyrian. İnşaatlarda... Burası bir dakika ya, şurayı hiç üçlemedik, orayı da bir üçleyelim. Eski gıdayı arttıralım. Şu an çok gıdam var ama onun ne zaman azalacağı belli olmaz. İş gücü artışı versem mi buraya ya? Burada bayağı bir iş gücü artışına ihtiyacım var aslında. En azından şuradakini yapayım. Buradakini yıkacağım da. Buradaki biraz daha kalıcı olabilir. İnşinak olur. Ne durumdayız İnşinak'ta? Daha biraz daha yolu var onun. Karakol inşaatları. Ha, bu arada karakol hasarlı. Karakolu tamir ettirmeyi bu sefer unutmayayım. Şurada da bir tane vardı. Ona, ulan yine yetmiyor. Neyse sonra yaparız. Tamam. Bir dişi şişiyor. Okey. Hocam işte telefonu niye yurtadım varmış. Bunu da 20'lemek üzereyiz. Bunu 20'leyince de işte kalkan kaldırma özelliği falan kazanacağız değil mi? Yo, zaten var. Ne kazanacağız ekstra olarak? Yetiştirme yuvası mı? Evet, bir tane yetiştirme yuvası kazanacağız ekstra olarak. Okey. Tunç, başkent ve 8 mavi. Tamam. Hah, bu sefer oldu be. Öldü mü? Lan ölmedi be. Shamash has blessed me.